Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere Kıvanç Özbilgiç hocamızın geliştirdiği ve yayınladığı Alpatirat indikatörünü anlatacağım. Bu indikatörü anlatma sebebim yorumlar kısmında çok fazla soru geldi. Hocam nasıl bir alsat stratejisi oluşturabiliriz Alpatirat indikatörü ile? Nasıl doğru bir sinyal alırız? Bu, bu tarzda çok fazla soru aldım. Ben de bugünkü eğitim videomuzda, alsat stratejisi videomuzda sizlere alpa trend ile en doğru sinyalleri nasıl alırız, hangi indikatör ile teyit etmemiz gerekiyor bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Bugün alpa trend indikatörünü kullanırken ekstra olarak yanına bir adet bir teyit indikatörü açacağız. Bu sayede alpa trend indikatöründen çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi anlatmış olduğum eğitim videolarında hiçbir şeyi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle Alpa Trend indikatörünü geliştiren Kıvanç Özbilgiç hocamıza da buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Onun da ellerine sağlık. Ayrıyetten de anlattığım eğitim videolarını, anlattığım strateji videolarını beğeniyorsanız da kanalımı abone olup eğitim videolarımı beğenirseniz de çok sevinirim. Çünkü sizler sayı, sizlerin beğenileri sayesinde ben her gün eğitim videoları, alsat strateji videoları yayınlıyorum arkadaşlar. Bana moral ve motivasyon oluyor. Artık çok fazla lafı uzatmadan direkt konumuza geçelim. Görmüş olduğunuz gibi bir kripto para birimi olan Matic USD'deyim. Bir altcoin'dir kendisi. Ben bu strateji hisse senedinde ve Forex'te denemedim. Altcoin'lerde denedim. Gayet sağlıklı çalışıyor. Eğer siz hisse senedinde veya da forex gibi farklı paritelerde denerseniz de videonun yorumlar kısmında hocam çalışıyor veya da çalışmıyor diye bildirirseniz de çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü diğer arkadaşlarımıza da yardımcı olmuş oluruz. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi 15 dakikalık bir periyotlar içindeyim. Mumlarım normal mum grafiği, herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Göstergeler kısmından Alpa Trend yazdığımız zaman Kıvanç Özbilgiç hocamızın indikatörü zaten karşımıza geliyor. 13.609 kişi bu indikatörü kullanıyor. Ve teyit indikatörü olarak da ATR artı stop loss indikatör dediğimiz buradaki arkadaşın 3069 kişinin kullandığı indikatörü kullanıyoruz. Ve ikisine birer kere tıkladıktan sonra indikatörlerimiz karşımıza geliyor. Tabii ki de bu indikatörün nasıl kullanıldığını Kıvanç Özbilgiç hocamız daha iyi anlatır. Çünkü yayıncısı o. Benim tek bildiğim şey indikatörün bir ATR bazı çalıştığını biliyorum. O yüzden de ben girdi ayarlarını fazla değiştirmedim. Varsayılan girdi ayarı ile kullanmaya çalışıyorum ve kullandım. Görmüş olduğunuz gibi çarpanı 1 ve periyodumuz 14 olarak kalıyor. Kod kısmını incelediğim zaman piyan kodunu incelediğim zaman da, da ATR bazlı çalıştığını indikatörün anladım. Bir süper trend gibi düşünebiliriz. Trend indikatörü olduğu için bizlere evet doğru sinyaller veriyor ama trend bitiminde bazen aldığımız karları da maalesef ki kaybediyoruz. Çünkü trend indikatörleri trendin başladığı yerden ve bittiği yere kadar sinyalini sürdürüyor arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi alpa trend indikatöründe buy ve sell sinyallerini bizlere veriyor. İkinci olan indikatörümüz ise ATR indikatörünü. Bu indikatör ile de zaten buradaki buy sell sinyallerini ve al patinat indikatörünün bize verdiği sinyalleri teyit edeceğiz ve bu şekilde de işlemlerimizden olabildiği kadar karlı çıkmaya çalışacağız. Bu indikatörü açtıktan sonra arkadaşlar buradaki yerler sizlere kapalı gelecek. Long entry size dediğimiz yere çizgisini normal çizgiye getiriyoruz. Normalde bu şekilde noktalama geliyor. Ve buradan da bunu kalınlaştırırız ve yüzde yüze çekeriz. Arkasından short entry size dediği yere de yine aynı şekilde çizgi haline getiriyoruz. Burada rengini, şeffaflığını yüzde yapıyoruz ve kalınlaştırıyoruz gördüğünüz gibi. Arkasından tamam dedikten sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi yeşil ve kırmızı çizgiler olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yeşil renginden de anlayacağınız gibi bir buy sinyalini temsil ediyor. Kırmızı ise yine renginden de anlayacağınız gibi bir short sinyalini, bir düşüş sinyalini bizlere temsil ediyor. Bu stratejiyi 15 dakikalık periyotlarda sizlere anlatacağım. Umarım sizler açısından da faydalı olur. Ve yine baktığımız zaman ATR düzeltiyorum. Alpa trend indikatörümüzün biz, bizler için bir buy sinyali ve sell sinyali verdiğini görüyoruz. Baktığımız zaman trend çizgimizin üzerinde fiyat kapanışı geldikten sonra yaklaşık 1 veya 2 mum sonra bir buy sinyalinin geldiğini görüyoruz. Ayrıyetten de ATR bazı çalıştığı için arkadaşlar ATR'nin de bunu desteklemesi geliyor, gerekiyor. O yüzden arkasından genellikle eğer ATR destekliyorsa buy sinyali geliyor. Yine aynı şekilde sell sinyalleri bizleri karşılıyor. Mesela burada baktığımız zaman burada bir buy sinyali gelmemiş. Her ne kadar da trend üzerinde kapatsa da çünkü burada bilin ki ATR bunu desteklemiyor. Peki biz bu indikatörü ATR stop loss indikatörümüzde nasıl kullanacağız? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Fiyatlar sel sinyali geldikten sonra bazen düşmeyebilir. Bazen de buy sinyali geldikten sonra fiyat yükselmeyebilir. Bu tarz indikatörler demeyeyim çoğu indikatörde buy sell sinyali veren indikatörlerde bu böyledir. O yüzden biz farklı indikatörler ile bunları teyit etmemiz gerekiyor. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi al patinat indikatöründe kırmızı bir ana hat çizgimiz trend çizgimiz mevcut arkasında mavi ve ortası bir long sinyali. Görmüş olduğunuz gibi Miami indikatörümüzde trend direnç bölgelerimiz ve trend destek bölgelerimizi bizlere veriyor indikatörümüz. Yine aynı şekilde Hermes Money Concept indikatörümüzde ise market kırılımlarını bunlar bizim için çok önemlidir. Market kırılımlarını çok iyi bir şekilde görüyoruz ve likitasyon bölgelerini buy side ve sell side bölgeleri olarak görüyoruz. Yurt dışında çok yüksek miktarlara 500 dolara satan var, 2000 dolara satan var, 350-400 dolara satan şekilde birçok kullanıcı mevcut arkadaşlar. Tabi ben de ufak ve cüzi miktarda bu indikatörü satıyorum. İndikatörle ilgilenmek isteyen arkadaşlara detaylı bir şekilde videosunu izlemek isteyen arkadaşlarımız videonun açıklamalar kısmında indikatörün detaylı bir şekilde anlatım videosu mevcuttur. İlgilenen arkadaşlar da Telegram kanalımıza gelerek bizimle iletişime geçebilirler. Görmüş olduğunuz gibi fiyatlarımızda market çizimleri mevcuttur. Market kırılımı altında fiyatlarımızda bir kapanış geldiğinde, fiyatların düşüş yönünde olduğunu öngörüyoruz. Yine aynı şekilde fiyatlarımızın veya da destek bölgelerimizin üzerinde bir kapanışlar geldiğinde fiyatların yukarı yönlü yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi destek bölgelerimizin çok iyi bir şekilde iğnileme dediğimiz yani fitil atarak çalıştığı yine aynı şekilde görüyoruz. Ve market bölgemizin altındaki bir kapanışta destek bölgemize kadar bizleri fiyatla götürebiliyor arkadaşlar. Geçmişe doğru baktığımız zaman yine market bölgelerinden daha net bir bölge göstermek istiyorum sizlere. Market bölgeleri üzerindeki kapanışlar bizleri her zaman söylemiş olduğum gibi yeni bir oluşuma götürecektir. Yeni bir oluşuma götürürken de fiyatların yükseldiğini yani ilk direnç noktamıza kadar bizleri götürüyor. Direnç bölgelerimizin üzerindeki bir kapanışlar da her zaman bizi bir sonraki direnç bölgemize kadar taşıyor arkadaşlar. İlgileniyorsanız videonun açıklamalar kısmında hem videonun indikatörlerin detaylı anlatımı var hem de telegram adresimiz mevcuttur. Teşekkür. Bir yükseliş sinyali ise yeşil ile doluyor. Bir short sinyali ise kırmızı ile doluyor. Fiyatlar yükselirken mavi kırmızıyı yukarıya doğru kestiğini görüyoruz. Fiyatlar düşerken de kırmızının yukarıda, mavinin aşağıda kaldığını görüyoruz. Ve bu tarafa geldiğimiz zaman artık ATR indikatörümüze geldiğimiz zaman ise bizim buradaki sinyalleri nasıl değerlendirmemiz gerektiği hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir buy sinyali bize ATR stoplosumuz buradan veriyor. Yani Yeşil kırmızıyı yukarıya doğru kesiyor. Baktığımız zaman ama ATR'de, Alpa Trend'de bir al sinyali söz konusu değil. Bay sinyali burada geliyor bizler için. Bu tarz sinyalleri arkadaşlar, evet girebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Ama ne kadar da birbirleriyle kesişim anında yani ATR stop loss ile Alpatinat aynı andaki sinyallerini yakalarsak bizler için daha sağlıklı olacaktır. Baktığımız zaman Burada da zaten bunu onaylıyor. Bir buy sinyalini bize burada veriyor. Arkasından burada 0.22 tarzında fiyat yükseliyor. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar fiyatın burada da yükseldiğini görüyoruz. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Varsayalım ki işleme burada girdiniz. Ve stop ol nerede stop olmamız gerektiği hakkında bilgiler istiyorsunuz. Stop olmanız için arkadaşlar trendin yani alpa trendin altında bir mum kapanışı yapıyorsa burada stop olabilirsiniz. Veya da Burada bakın ATR stoplosumuz. Al sinyalinden bir sat sinyaline geçiyor. Burada burada da stop olabilirsiniz. Yani şöyle baktığımız zaman eğer burada aldıysanız arkadaşlar burada satarsanız yani burada stop olursanız burada ufak bir kar elde etmiş olursunuz ama tekrardan arkasından bakın trend alpa trendi bir destek olarak görüyor. Yine bizim burada ATR stoplossumuz bir al sinyalini koruyor ve fiyatın nasıl yükseldiğini zaten çok rahat bir şekilde görüyoruz. %2'ye yakın bir yükseliş söz konusu oluyor arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada şunu anlatmak istiyorum sizlere. Bakın burada bir sel sinyali geliyor. Ama bizim buradaki sinyalimiz bunu onaylamıyor. Yani ATR stoplosumuz buradaki trendden fiyat döndüğü anda bize bir sat sinyalini veriyor. Ve fiyat aşağı yönlü düşerken burada alpa trendimiz zaten bir sel sinyali vermiş oluyor. Sel sinyali verdikten sonra da fiyat yukarı yönlü yükseliyor. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Farklı açılardan sinyalleri değerlendirdiğimiz zaman örnek veriyorum. Bakın yine burada da bizim sat sinyalimiz ateris toplaması da burada gelirken alfa trend burada geliyor. Ama tabii ki de bu da bir karlı bir işlem olarak görebiliriz. Çünkü 0.56'lık bir karı alıyoruz. 15 dakikalık bir periyot için 0.50'lik bir kar gayet sağlıklı ve iyi bir kar diyebiliriz. Bir buy sinyali geliyor bakın. Buy sinyali geldiği yerde fiyat düşüyor görmüş olduğunuz gibi. Zaten burada bizim ATR'miz, ATR stoplosumuz bunu onaylamıyor. Burada işleme girmiyoruz. Ama hemen arkasından buy sinyalini koruyor ve artık alpa trendimiz tamamen bir al koşulu'na geçiyor. Aradaki renk değişimini görüyorsunuz. Buradan bize alttaki ATR stoplos da. Bunu onaylıyor ve arkasından görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yaklaşık %1'e yakın şuradaki karı çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Bu trend çizgilerini, buy ve sell sinyallerini beklemeden de aslında işlem yapabilirsiniz. Onu da sizlere göstereyim. Alpa Trend bizler için zaten bir trend indikatörü. Trendi otomatik olarak çiziyor. ATR'ye bazlı. Baktığımız zaman arkadaşlar bakın şurada fiyat görmüş olduğunuz gibi şuradan bir al sinyaline geçiyor. Bir sel sinyalinde olduğu için şu anda bizim trendimiz benim sel sinyali yani düşüş yönündeki işlemleri takip etmem gerekiyor. Yani bir sel trendi varsa, bir düşüş trendi varsa ben burada long yönlü, yükseliş yönlü işlemlerden kaçınmam gerekiyor. Yani baktığımız zaman buradaki long yönlü işleme girsem zaten zarar ederim. Benim trendim şu anda görmüş olduğunuz gibi aşağı yönlü bir işlemde, yani düşüş yönünde bir işlemde. O yüzden trendimi <laughs> Buradaki kırmızı trendimi bir direnç olarak görürüm. Fiyat bunun üzerinde kapatmazsa ve buraya bir fitil atarsa o sırada da benim aterist toplusu bir sat sinyali verirse görmüş olduğunuz gibi burada veriyor. Ben burada işlemi rahat bir şekilde short yönlü girerim ve buradan da karımı alırım. Yani anlayacağınız üzere bu stratejiyi vadeli işlemlerde işlem yapan arkadaşlarımıza gönül rahatlığı ile kullanabilir. Yani burada önemli olan hangi yönde trenddeysek o yöndeki işlemlerin peşinden gitmemiz gerekiyor. Burada sel yönündeki bir trend yönündeyken gidip buradan long yönünde yani şuradaki karı almaya çalışmayalım. Çünkü boşu boşuna zarar etmiş oluruz arkadaşlar. Baktığımız zaman bakın şöyle biraz daha ekranımızı gösterelim. Bakın bir long yönünde bir işlemdeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burada. Ve benim ATR ATR toplusun buradan bir kesişim yapıyor. Kesişim yaptığı yerde fiyat üzerinde yani trend üzerinde bir kapanış geliyor. Ve arkasından ben artık işleme girebilirim. Çünkü geçmişine baktığımız zaman en son buy sinyali vermiş. Yani yükseliş sinyalini bizlere vermiş. Ve ben artık buradaki sinyale gönül rahatlığıyla girebilirim. Ve arkasından da fiyatın nasıl yükseldiğini görüyoruz. Yani yaklaşık herhalde bir %3 vardır diye düşünüyorum. Belki de abarttım mı? Yok fazlaymış bile. %4.5'a yakın bir kar oranı var. Ve buradan da çok rahat bir şekilde karımı alırım. Bakın burada da bir sel sinyali vermiş. Görmüş olduğunuz gibi düşen bir trend. Ama benim buradaki indikatörüm ATR stop loss'um bunu onaylamıyor. Diyor ki ben şu anda bir al sinyaline geçtim. Alpa trendinin sel sinyalini kabul etmiyorum diyor. Ve bize burada bu sinyale girmemizden engelliyor. Çünkü zaten burada alpa trende göre işleme girseydik mecbur buraya fiyat geldiğinde stop olacaktık ve zarar edecektik arkadaşlar. O yüzden bu tarz işlemlerden kaçınmanızı öneriyorum. Ve olabildiği kadar da şuradaki Alpa Trend'deki alandaki yeşil alan dalgasını görüyorsunuz değil mi? Bir al sinyali var ve güçlü bir şekilde artık orası bir yeşil oluyor. Tamamen yükseliş onayla onayladığını gösteriyor. Baktığımız zaman bakın burada bize bir al sinyali geliyor. ATR stoplusumuzda ve arkasından fiyatın buradan nasıl yükseldiğini de çok rahat bir şekilde görüyoruz ve yani buradan da çok rahat bir şekilde karımızı alıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi eğer kuralları uyarsanız gayet sağlıklı bir şekilde para kazanacaksınız. Sizler için her gün farklı farklı alsat stratejileri, alsat taktikleri anlatıyorum arkadaşlar. Lütfen bu stratejilerin her gün düzenli olarak gelmesini istiyorsanız da eğitim videolarımı, strateji videolarımı, alsat stratejilerini beğenirseniz, eğer kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Benim Alpatilat indikatörü hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.